Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dijeli. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün turunçgil dal yanıklığı ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Şeyma Reyhan Erdoğan hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki. Ben mesleğe 2012 yılında başladım. Isparta meyveleri karıştırmada yaklaşık 7 yıl görev yaptıktan sonra Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma'ya tayin oldum. Yaklaşık 3 yıldır da Antalya'da görev yapmaktayım. Ege Üniversitesi mezunuyum, lisans, yüksek lisans. Bu şekilde. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Sunum Tamam. saatiniz geldi. Ben artık sözü yavaşça size devrediyor olacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Tekrardan iyi sunumlar dileriz. Şu an yansımadı hocam. Ben göremiyorum ama sunuyu buradan anladım. Aman bir daha isterseniz şehir üzerinden bir daha paylaşalım hocam. Tekrardan aynı şekilde sunuyu açıp şehir üzerinden kontrol edebiliriz. Şu an geliyor. Tamamdır. Tam ekrana aldığımız her şey yolunda. Evet, tekrar iyi sunuyorum. Merhabalar tekrar. Bugün anlatacağımız konu turistik dayanıklılık ve mücadelesi. Bölgemiz için turistik yetiştiriciliği oldukça önemli. Bakteriyel kaynaklı bir hastalık olan turistik dal yanıklılığı da bölge için oldukça önemli bir hastalık etmemiş. Öncelikle bakteri nedir şeklinde başlamak istiyorum. Bakteriler prokaryotik, çekirdek zarı ve çekirdekçiği bulunmayan genetik materyali çift parmak bir DNA ibaret olan küçük mikroskobik canlılardır. Ve yaklaşık 2000 civarında bakteri türü bilinmekte ve bunun yaklaşık 300 kadarı da fitopatojendir, yani bitkileri hastalandıran bakteri türleridir. Bakterilerin farklı hücre şekilleri bulunmakta. Sunumda da görüldüğü gibi çubuk şeklinde, spiral şeklinde, zincir, küresel şeklinde birçok şekilde bakteri bulunmakta. Ancak çoğunlukla fitopatojen bakteriler, yani bitki hastalandıran bakteriler çubuk şeklinde bakterilerdir. Genelde diyelim. Bakteriyel eksenlerin yayılma şekilleri sonunda görüldüğü gibi rüzgarlarla, vektör böceklerle, sulamayla, mekanik yollarla, insanlarla, işte çamurla bulaşabilir. Daha sonra bitki artıklarıyla bulaşmakta. Bulaşık tohum materyalinde ve üretim materyalinde bakteriyel etmenler birçok bölgeye yayılabilmekte. Bakteriyel ekmenlerin giriş yolları nasıl? Bitkiye nasıl girer? Doğal açıklıklardan ve değişik şekillerde açılan yaralardan olmak üzere iki şekilde girer bitkiye. Doğal açıklıklar olarak kastımız stomalar, lentiseller, hidotot ve yaprak türleri, yaprak döküm yaraları, çiçekteki nektar delikleri gibi doğal açıklıklardan girebilir. Ve bizim açtığımız işte budama yaraları veya iyi kapatılması gibi, hani doğal açıklık, hani değişik şekilde açılan yaralardan giriş yapar.
Bakteri bitkiye girdikten sonra hastalık nasıl gerçekleşir? Tabii ki hassas bir konukçu gerekmekte. Daha sonra patojenimizin virülent olması, yani hastalandırabilme yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Ve uygun çevre koşulları, bakterinin çoğalabileceği çevre koşulları gerekmekte. Bu üç koşul birlikte olduğu zaman bitki ve hastalık gerçekleşmekte. Peki bakteriyel hastalık belirtileri neler olabilir? Yani bunu genel olarak başta söyleyeceğim. Daha sonra turunçgildeki belirtilerinden bahsedeceğim. Bakteriyel kanser belirtilerinden. Yapraklarda lekeler ve yamukluklara sebep olur. Yumuşak çözünürlüklere. En önemli belirtisi bakteriyel akıntı, dal yanıklıkları, geriye doğru ölümler, çiçek yanıklıkları, iletim demetlerindeki kahverengileşmeler, renk değişimleri, bakteriyel hastalık belirtileri içerisindedir. Burada da görsel olarak belirtmek istedim. Görüldüğü gibi bakteriyel akıntı belirtileri, bu ateş yanıklığı belirtisi. Yaprak, meyve ve sürgülükler ve nekroza yakın yanıklık, kanser ve geriye doğru ölümler, vasküler solgunluklar, yani kalıcı solgunluklar, görüldüğü gibi uğurlara sebep olur bakteriyel etmenler ve yumuşak çürüklüklere sebep olmakta. Burada da bitkiyi hastalandıran bakterilerin en önemli birisi ve neden oldukları belirtileri görselde görmektesiniz. Burada da belli başlı bitki patojenleri, cinsleri bulunmakta. Bizim anlatacağımız bugün, anlatacağımız bir Sadomonas içine giriyor. Anlatacağımız etmen, pardon. Sadomonas cins içerisinde giriyor. Bundan sonra artık genel bilgi verildikten sonra tanıştık dal yanıklarına geçmek istiyorum. Bu etmenin sınıflandırılması sunumda da gördüğünüz gibi bakteriye aileninde proteobakteriye şubesinde Pseudomonas familyasında, Pseudomonas familyasında ve tür olarak da Pseudomonas silinge, patolar silinge'nin hastalık etmenin sebep olduğu sınıflandırılması, etmenin sınıflandırılması. Patolar kavramından bahsedeceğim çok az. Çünkü hani patolar silinge ne demek anlamında? Patolar kavramı aynı tür içinde farklı patojenik yetenekleri olan bakterilerin ayırt edilmesinde kullanılan. Burada da ekmenin yönesinden bahsetmek istiyorum alt şekilde. Çoğalmak için oksijene gerektiğindeler. Gram negatif bir bakteri. Çubuk şeklinde bir bakteri. 7 ile 0.7 ile 1.5 mikrometre boyutlarında. Ve King B bezlerinde floresan pigment veren bir bakteridir. Bitkilerde patojen olan bu etmen patovarlarının virulaslığında salgıladıkları fitotoksinlerin rolü çok önemli. Ve bu toksinlerin miktarındaki artış hastalık düzeyini de arttırmakta. Bu etmenin önemi bu şekilde. İlk bu etmen 1902 yılında meyve ağaçlarındaki kanser ve zatlamanın nedeni ile bildirilmiştir. Bu etmenin önemi neden bu bölge için önemli? Endemik bir bakteri olduğu ve nemli soğuk geçen ilkbahar aylarında bu tip iklimde özellikle Akdeniz bölgesinde görülmekte. Bu nedenle yüksek hastalık şiddetlerine neden olabilmekte. Bu sebeple de Akdeniz bölgesi için önem taşımakta. Görüldüğü gibi oldukça yaygın
bu bakteri ülkemizde de bulunmakta. Görüldüğü gibi dünyada da yetiştiriciliğin yapıldığı birçok ülkede mevcut kısmen. Ülkemizde de mevcut görüldüğü. Peki hangi bitkilerde görülmekte bu? Tabii ki biz turunçgil için bahsediyoruz. Onun dışında yani limon, portakal, mandalin dışında sert çekirdekli meyve ağaçlarında zarara sebep olabiliyor. Sert kabuklarda bazen cennet. Bu şekilde konutçuları oldukça konutlu dizisi geniş, polifaktör ekmek. Ekmeğin yaşayışına baktığımızda bakteri nemli ve serin havaları seviyor. Orada daha iyi gelişmekte. Enfeksiyonların Mart-Nisan aylarında yaprak saplarında ve genç sürgünlerde yapar. Sıcak ve kurak aylarda pasif durumda geçirir. Peki belirtileri neler? Belirtileri genç sürgünlerde soğuktan yanmış gibi bir görünüm belirli şeklinde beliriyor. Ve daha sonra bu sürgünler çıplaklaşıyor ve kuruyor. Bunu daha çok resimlerle gösterelim. Bu şekilde dal yanıklığı dışında da ayrıca göz yanıklığı da denmekte bu hastalığa. Bunun sebebi de gözlerde yanıklıklara sebep olması, yanıklık şeklinde belirtilere sebep olmasıdır. Görüldüğü gibi yaprak sapından girer, ana damar boyunca yayılır. Limon hassas olduğu için daha çok limon meyvesinde zarar oluşturur. Limon meyvelerinde siyah küçük lekelenmeler yapar. Turunçgil yaprakları döküldükten sonra dallarda bir çıplaklaşma meydana gelir bu şekilde görüldüğü gibi. Yine portakal ağaçlarındaki çıplaklaşma. Dediğim gibi sürgün ve gözlerde yanıklığa sebep olmasının nedeni de turunçgil dal veya göz yanıklığı olarak da isimlendirmekte bu şekilde. Yanıklık ve siyahlaşmalara sebep olmak tam göz kısımlarında. Peki bu ekmenle nasıl savaşacağız ya da nasıl mücadele edeceğiz? Ne yazık ki bakteriyel hastalıkların çoğuyla koruyucu önlemler almakta, taşımakta. Yani ilaç atalım geçsin şeklinde bir anlayış ne yazık ki olmuyor. Bu nedenle bakteriyel hastalıklar önemli. Tabii diğer ekmenlere göre daha fazla. Öncelikle kültürel önlemlerden bahsedeyim. Tabii ki kültürel işlemlerin zamanında ve titizlikle yapılması oldukça önemli. Bir diğer önemli taşıyan şey de hakim rüzgarlarına karşı kurulması. Turunçgil bahçelerin. Çünkü rüzgarla kırılan ağaçlarda kırık yerlerden yani yara yerlerinden giriş yapan bir ekmen olduğu için rüzgarların ağaçlara zarar vermesini önlemeniz gerekmekte. Fazla su tutan topraklarda drenaj kanalları açılmalı. Ekmen nemli nedeniyle. Ve hastalıkla çok bulaşık dallar kesilip yakılmalı. Ve budamada da her seferinde hani tekrar için her seferinde %10'luk sodyum hipokloritle dezenfekte edilmesi gerekmekte. Peki kimyasal mücadele nasıl yapılmalı? Bununla kültürel mücadelemizi yaptık. Buna rağmen çeşitli şekilde hastalık ekmeği bahçemize girdiğinde nasıl bir mücadele yolu izlemeliyiz kimyasal mücadele? Hasat bittikten sonra kuru dalların mutlaka temizlenmesi gerekmektedir. Çünkü hastalık ekmeği orada da
enfeksiyon kaynağı olarak bulunabilir. Hafif bulaşık bahçelerde ilk ilaçlama, hasat sonrası olmak üzere birer ay ile iki kez %1,5'luk bordo bulamaca öneriliyor. Eğer bahçede ağır bir enfeksiyon söz konusu ise hasattan sonra başlamak üzere birer ay ile 1,5'luk bordo bulamaca ile 2-3 kez çiçek tomurcukları patlamadan önce ise %1'lik bordo bulamaca uygulanmakta. Çiçek tomurcukları patlamadan önce denizden bitmişse bakın yakıcı olması, yani çiçeklere yakıcı olmasından dolayı çiçek tomurcukları açmadan bordo bulamaca uygulamasını bitirmemiz gerekiyor. Ve yoğun bulaşık bahçelerde bu tür ilaçlamaların en az 3 gün süreyle devam etmesi gerekmekte. Dediğim gibi bakteriyel hastalıklarla kimyasal mücadele genelde koruyucudur, tedavi edici değildir. Bu sebeple ilaçlamaların çoğu hastalık gelmeden önce de yapılması, özellikle budama sonrasında bordo bulamacı uygulamasının oldukça faydası vardır. Sadece bu hastalar değil, meyve ağaçlarında budama sonrası bordo bulamacının birçok hastalığa hastalık ekmeğine karşı etkili olduğu bilinmekte. Peki hangi tavsiye edilen hangi etkili maddeler var şu anda ruhsatlı olan? Şunuda da görüldüğü gibi bakır sülfat bu hastalık ekmeğine karşı ruhsatlı bir ilaçtır. Bordo bulamacı gövde ve dal ilaçlamalarına badana şeklinde meyve enfeksiyonlarında ise sonbaharda yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanmakta. Peki genel artık hani entegre mücadele şeklinde nasıl düşünülebilir? Toparlayacak olursak sağlıklı tomurcukla fidan kullanılmalı. Yani aşı gözü kullanılmalı. O şekilde söyleyeyim. Hastalığa duyarlı çeşitler dayanıklı amaçlarla çoğaltılmalı. Ağaçlar yüksekten aşılanmalıdır. Bazı stres faktörleri mümkün olduğunca engellenmelidir. Enfeksiyonun oluşması için gereken şartlar ortadan kaldırıldığında hastalığın ciddi bir sorun olması engellenebilir. Kan kontrolü sağlanamasa da birkaç yöntemin beraber kullanılmasıyla hastalık ekmeğiyle mücadele edilebilir. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Anlatımlarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Verimli bir sunum gerçekleştirdiniz. Emeklerinize sağlık. Ben hemen sunum dosyamızı kaldırıyorum hocam. Tamam. Evet, toparlamak adına size bir soru yine yönlendirmek isterim ben. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Hani sunumun sonunda da bahsettiğim gibi kültürel işlemler oldukça önemli. Ne yazık ki bakteriyel hastalıklarda hani ilaç atalım bitsin şeklinde bir anlayış ne yazık ki yok. Bu nedenle mümkün olduğunca bahçemizde bu hastalıkları hiç sokmamamız gerekiyor. Bu yani girerse de dediğim gibi meyve ağaçlarında hastalık etmeli olsa da olmasa da budama sonrası bordo bulamacı uygulamasının oldukça faydası var. Hem yaraları kapatmada etkili oluyor hem de yaralardan hastalık girişlerini engelliyor. Bu şekilde hani sadece bakteriyel hastalıklar değil birçok bunların hastalıklara karşı da orada bulunacak kullanılıyor. Bu şekilde kış ilaçlamasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Yani genel olarak bu şekilde söyleyeceklerimi. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugün sizlerle beraber çok keyifli dakikalar geçmiş olduk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Çok sağ olun. Artık yavaşça kapanışa doğru ilerleyebiliriz hocam. Eklemek istediğiniz, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben buradan tüm meselelere hayırlı kazançlar diliyorum. Aynı şekilde tüm üreticilerimizin hasadı bol olsun diyoruz biz de. Ve artık Bitki Doktorları eğitim serimiz içerisinden turunçgil dal yanıklığı ve mücadelesi dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Batak Deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Miraç Yayla'ya, tüm yetkililerimize, yine değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Şeyma Reyhan Erdoğan'a ve tüm katılımcılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir bölümümüzde tekrardan birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hocamıza tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.